Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Şimdi kısa bir gündemi değerlendirelim. Bitcoin'e baktığımız zaman şu anda 41 bin dolarlar civarında görüldüğünü görüyoruz. Burası bizim için oldukça önemli bir seviyeydi. Çünkü şu bölgede yaşadığımız ciddi düşüş de piyasaya asıl alıcıların girdiği seviye burasıydı. Bu noktada ortalama olarak 41 bin dolarlar civarına denk geliyordu. Bitcoin o zamanlar 57 binler civarından çok ciddi bir düşüş yaşadı ve 41 bin dolarlar civarından da piyasaya ciddi bir alıcı girdi ve bu alıcıların etkisiyle de fiyat bir anda 41 binlerden yaklaşık olarak 52 bin dolarlara kadar yükseldi. Ve bu seviyeden piyasaya ciddi bir alıcı girdiğinden dolayı arkadaşlar yukarı yönlü hareketler gelmeden her zaman buradaki alıcıların stopları borsalar tarafından hedef olur. Bu noktalar her zaman önemlidir arkadaşlar. Bunun daha yakınını, benzerini hatırlarsanız 29 bin dolarlar civarında yaşamıştık. Muhtemelen şu anda Bitcoin'in bulunduğu seviyelere baktığımız zaman işte tam olarak 40.700'ler civarına iğne atmış gözüküyor. Ama artık buralarda aşağıya doğru atılacak olan iğneler bu bölgelerde piyasaya giren alıcıların stoplarını almaya yönelik olacaktır diye ben düşünüyorum. Yani artık bunlar muhtemelen son iğneler arkadaşlar. Bu saatten sonra bir miktar yukarı yönlü hareketler görme ihtimalimiz yüksek olacaktır. Günlüğe baktığımız zaman şu anda yukarıdan gelen düşüş trendleri tabii ki de devam ediyor. Ve yukarı yönlü gelebilecek olan hareketler de şu an için daha önce destek olarak konuştuğumuz 46 bin dolar seviyesinin bu sefer yukarı yönlü gelebilecek hareketlerde karşımıza direnç olarak çıkmasını bekleyebiliriz. Bu saatten sonra günlükte hacimli bir mum bekleyebiliriz. Yani yukarı yönlü hacimli bir yükseliş mumu gelmesi lazım. Bu mum da arkadaşlar minimum olarak bir önceki düşüş mumunun üstünde kapanış yapacak şekilde gelmesi lazım. Ne demek istiyorum? Aynı bakın şu bölgede olduğu gibi. Ani bir alım gelip hacimli bir yükseliş mumu görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketler de şu anda 46 bin dolarlar takip edilebilir. Bir de günlükte yukarıdan gelen düşüş trendi takip edilebilir diye düşünüyorum. Buradan 4 saatliğe geçtiğimiz zaman da hala Bitcoin'in net olarak 30 bin noktasını destek yaptığını söyleyemiyoruz. Bakın buralarda her düşüş hareketinde kendisini tekrardan aşırı satım bölgesine yani 30 bin noktasının altına sarkıttığını görüyorsunuz. 30 bin ile 70 bin seviyesi RSI'de bizim için oldukça önemli. Eğer ki 30 bin noktasını destek yapamıyorsa bir enstrüman Bitcoin arkadaşlar, bu sefer her yeni hareketinde yeni bir dip yapma potansiyeli var demek oluyor. Zaten şu anda baktığımız zaman da her düşüşte bakın yeniden bir dip yaptığını görüyorsunuz. O yüzden Bitcoin'de dün de bunu söylemiştim. Hala bunu takip edebiliriz. Şu anda 30 bin noktasının üstünde bir miktar atmış gözüküyor. Fakat geri çekilmelerde 30 bin noktası artık karşımıza destek olarak çıkmalı ki o günlükteki hacimli mum da gelebilsin arkadaşlar. Fakat şu anda o günlükte iğne noktası civarlarında olduğumuzdan dolayı muhtemelen artık buralardan gelebilecek olan aşağı yönlü iğneli hareketler son hareketler olur diye düşünmekteyim arkadaşlar. Sebeplerini de videonun başında anlattım. Şimdilik Bitcoin'de bunların takibi yeterli olacaktır. Buradan Bitcoin'in arkadaşlar dominans verisine geçtiğimiz zaman bir kere daha bulut noktasının denendiğini görüyoruz. Dün ben videoyu paylaştıktan sonra Bitcoin'de gelen geri çekilmelerde dominans bir miktar arttı. Fakat gene gelip takıldığı noktaya baktığımız zaman bulut noktasına takıldığını görüyorsunuz. Bulut noktası arkadaşlar genelde destek direnç noktası olarak bizi kolay kolay yanıltmıyor. Zaten bulut takibi demek bir yandan da düşen trendi de takip etmek anlamına geliyor. Yani şu anda baktığımız zaman aslında dominans da bir düşen trendle devam ediyor diyebiliriz. Bulutun altında kalması demek düşen trendin de devam etmesi anlamına geldiğinden dolayı bu noktanın takibi bizim için oldukça önemli. Çünkü eğer ki Bitcoin buradan bir yukarı yönlü hareket başlatacaksa, belki günler sürecek, belki haftalar sürecek bir yukarı yönlü hareket başlatacaksa arkadaşlar, bu esnada da biz dominansı aşağıya doğru düşürürsek, bu 55 bine Bitcoin 55 bine giderken altcoin'lerde biraz daha güçlü ayrışmalar görebiliriz diye düşünüyorum. Dominansın takibini de bu yüzden yapıyoruz arkadaşlar. Şu anda dominansı da bu durum takip edilebilir diye düşünmekteyim.
Buradan son olarak dolar endeksine geçtiğimiz zaman da 4 saatlikte arkadaşlar bir miktar geri çekilme olduğunu görüyorsunuz. Şurada belki bir ikili tepe boyun kısmı kırılmış, derinlik aşağı doğru fiyatlanıp 95-500'lerin gelmesi beklenebilir. Fakat burada asıl olay günlükte arkadaşlar aşağıdan gelen yükseliş trendi bence. Ve burada dolar endeksine baktığımız zaman da bu aşağıdan gelen yükseliş trendi de arkadaşlar neredeyse temas etmek üzere. Bulta değdiği zamanlar muhtemelen bu trende de temas ettiği zamanlara denk gelecek. Kendiniz daha detaylı bir şekilde çizebilirsiniz. Uzun bir süredir dolar endeksi yatay gidiyor. İşte bu yatay seyirin biteceği nokta buradaki trende temas ettiğimiz nokta olacak. Başka bir de işte bulta değdiğimiz nokta olacak arkadaşlar. Buradaki bu temas gerçekleştiğinde ya dolar endeksi bu yukarı yönlü trendini devam ettirecek ve yukarı yönlü hacimli bir hareket yapacak. Ya da bu düşen trendi aşağıya doğru kıracak. Şu anda baktığımız zaman işte bu haber akışlarına falan baktığımız zaman tabii ki de yukarı yönlü hareketlerin devam etme ihtimali biraz daha yüksek gözüküyor. Çünkü işte Fed tarafından gelen haberler var, işte erken faiz arttırım muhabbetleri vesaire falan var. Bundan dolayı değdiğinde yukarı yönlü bir hareket yapma ihtimali şu anda biraz daha yüksek gözüküyor. Fakat daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar bu faiz olayları bizi kısa vade adına üzecektir. Sonrasında bu enflasyon olayları böyle daha güçlü bir şekilde geleceğinden dolayı ben şahsen olumlu etkileneceğimizi düşünüyorum. Şu faiz beklentileri falan fiyatlandıktan sonra kripto paralar olsun, altın olsun, gümüş olsun bu tür varlıklar biraz daha böyle pozitif olarak ayrışacaktır. Çünkü enflasyon muhabbetleri aslında bu faiz muhabbetlerinden biraz daha güçlü geliyor gibi gözüküyor. Dolar endeksinde de 4 saatlik de takip edilebilir. Fakat günlükteki bu durum biraz daha önemli diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda da son durum bu şekilde diyebilirim dolar endeksinde. Tabii bu zamanlarda doğal olarak altcoin soran arkadaşlar var. Fakat arkadaşlar şu anda piyasanın gidişatını anlamak biraz daha değerli. Bundan dolayı Bitcoin üzerinden, Dominance üzerinden, dolar endeksi üzerinden değerlendirme yapmayı biraz daha doğru buluyorum. Zaten genel olarak çoğu düşmüş durumda. Bir tek ben kendi sepetime baktığım zaman Atom Coin'i mesela benim sepetimde pozitif olarak ayrışmış durumda. Böyle durumlarda da ben şahsen satıyorum. Yani satıp mesela en çok düşen coin hangisi ise ona kârı bir miktar kaydırıyorum. Nasıl yükselirken yükselen coin'den yükselmeyen coin'e geçiyorsak aynı şey düşüş durumlarında da geçerli. Şimdilik bunların takibi yeterli olacaktır. Şu anda arkadaşlar günlükte o bahsettiğimiz iğne noktası gelmiş bulunuyor. Bundan dolayı da artık buralarda gelebilecek olan aşağı yönlü iğneler muhtemelen son iğneler olacaktır. Ve bu saatten sonra da 4 saatlikte özellikle RSI 30 binin üstüne yerleşmesiyle birlikte Bitcoin'in günlüğünde arkadaşlar hacimli bir mum gelmesini bekliyor olacağım. O da geldiği zaman şurada olduğu gibi nasıl ki Bitcoin bir süredir düşüş trendinde ise bu sefer de belki birkaç hafta belki biraz daha uzun bir yükseliş trendine girecektir diye düşünüyorum. Sonuçta bir şeyin fiyatı sonsuza kadar düşmez arkadaşlar. Aynı şekilde sonsuza kadar da yükselmez. Buradan en kötü bir tepki hareketinin gelip 46 binlerin bir test edilmesini beklerim ben şahsen. Şimdilik bunların takibi yeterli olacaktır. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.